Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Hem yoğurtla soğuk meze olarak tüketebileceğimiz hem salatalara ilave edebileceğimiz hem de turşu niyetine yiyebileceğimiz muhteşem bir tarif oldu. Her zaman yapmış ve tüketmiş olduğum bu tarifi sizinle paylaşmak istiyorum. Videoma geçiyorum ve iyi seyirler diliyorum. Ben bu tarifim için bir adet büyük boy karalahana kullandım. Her zaman söylediğim gibi siz daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Lahanamı önce iki sonra dört parçaya bölüyorum. Sonra salata yapar gibi ince ince bu şekilde kıyıyorum. Lokantalarda yemiş olduğumuz salatalarla birebir aynı. Gerçekten sosuyla görüntüsüyle kıvamıyla harika bir lezzet oldu. Başta da söylediğim gibi arkadaşlar bu tarifimizi yoğurtla soğuk meze olarak tüketebilirsiniz. Turşu niyetine tüketebilirsiniz ve de salatalarınıza ekleyerek harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Evet bütün lahanaları bu şekilde ince ince kıyıyorum. Her zaman söylediğim gibi lezzetinden, dokusundan, kıvamından emin olmadığım hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Ayrıca malzeme listeme videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. İlk defa sizinle bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımı büyütüp çok güzel bir yerlere gelmek adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin desteklerin sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Evet doğramış olduğum lahanalarımı bir iki sefer yıkadım arkadaşlar. Lahanaları yetiştirirken mutlaka ilaç kullanmışlardır. O yüzden kat kat olduğu için aralarında kalmıştır diye düşünüyorum. Ondan dolayı bir iki kere güzelce yıkadım lahanalarımı ve bu şekilde bir karıştırma kabına alıyorum. Rahat karıştırmam için böyle büyük bir leğene koydum. Lahanalarımın üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı tuz ve yarım yemek kaşığı kadar şeker ilavesi yapıyorum. Ben bu tarifim için bir çay bardağı limon suyu kullandım. Siz limon tuzu da tercih edebilirsiniz. Bu şekilde limon suyunu ilave ediyorum. Ve üzerine yine aynı bardakla bir çay bardağı sirke ilavesi yapıyorum. Üzüm sirkesi, elma sirkesi fark etmez. Ve yine bir çay bardağı zeytinyağımı ilave ettim. Ve dolu dolu bir yemek kaşığı sumak ilavesi yapıyorum. Ben bu tarifim için 3-4 diş sarımsak kullandım. Arkadaşlar sarımsağın kokusu var mı diye yorumlar alacağım mutlaka. Asla sarımsak kokusu olmuyor. Hatta turşu olarak tüketecekseniz 5-6 diş sarımsak daha ilave edebilirsiniz. Gerçekten asla sarımsak tadı almıyorsunuz. Garantisini verebilirim bunu. Bu şekilde ezilecek yardımıyla sarımsaklarını da ilave ettim ve güzelce 5-6 dakika ovuşturuyorum lahanaların rengi elime geçmesin diye bu şekilde bir eldiven kullandım Ve aşağı yukarı 5 dakika güzelce ovuyorum Sonrasında üzerine kapatacağım ve bir saat dinlenmeye alacağım Tekrardan dinlenmiş olan Turşumun tadına tuzuna bakacağım ve sonrasında şişeye alacağım Evet çok güzel bir şekilde yumuşadı görmüş olduğunuz gibi oldukça azaldı ve bu şekilde üzerine kapatıyorum bir saat dinlenmeye alıyorum Evet arkadaşlar bu turşumuzu birkaç gün dışarıda bekletiyoruz sonrasında buzdolabında muhafaza ediyoruz ve sonra ihtiyacı oldukça kapağını açıp istediğimiz miktarda alıp kullanabiliyoruz gerçekten asla bir bozulma olmuyor görmüş olduğunuz gibi rengi bu şekilde harika ve de çok lezzetli bir tarif oldu ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet ben böyle büyük bir kavanoz tercih ettim arkadaşlar. Evimde böyle bir zeytin şişesi vardı. Onu kullandım. Onu değerlendirmek istedim. Siz dilerseniz küçük kavanozlara da koyup tek kullanımlık olarak da tüketebilirsiniz. Evet güzelce üzerine bastırarak hava kalmayacak bir şekilde güzelce dolduruyorum turşumu. Bu şekilde ara ara bastırıyorum ki arasında boşluk kalmasın. Zaten sonrasında üzerine su koyacağımız için asla bir bozulma olmuyor. Buzdolabında muhafaza ettiğiniz zaman haftalarca kullanabilirsiniz. Evet şişemi bu şekilde sıkı bir şekilde doldurdum. Dibine biriken sudan üzerine ilave ediyorum. Eklemiş olduğumuz bu su turşumuzun lezzetine lezzet katıyor arkadaşlar. Gerçekten çok severek ve beğenerek tükettiğimiz bir tarif. Sizin de denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet şişemi dinlenmeye aldım ve leğenimin dibinde kalan turşumla ağzınıza layık muhteşem bir salata hazırladım. Bu şekilde hemen yapıp tüketebilirsiniz ve buzdolabında muhafaza ettiğiniz sürece haftalarca kullanabileceğiniz harika bir tarif oldu. Bir videomun daha sonuna geldim. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.